Merhaba arkadaşlar. Betusta'nın ücretli olmasından dolayı acil olarak çekmek zorunda kaldığım bu videoda verileri adından da anlaşılacağı gibi NoGal sitesinden alıyor. En uygun site olarak bunu gördüm. Sizin de zaten önerileriniz de vardı. Zaten başka bir şansımız yoktu gibi. Her ne kadar geçici olarak da desem bu çok güzel çıktı. Denemelerimde çok iyi sonuçlar verdi. Belki bir öncekinden Metustu'da versiyon 11'den daha iyiydi. İyi çıktı diyebilirim. Algoritmalarıyla oynandı yine bunun. Hesaplama yöntemleriyle oynandı. Ve şey olarak da verileri NoGal sitesinden alıyor. Şimdi hemen tanıtımına başlıyoruz. Gördüğünüz şekilde yine bir yücel sağlam klasiği olduğu için önce kullanma kılavuzumuz burada. Kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Tıklıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Sizin bilgisayarınızda varsayılan tarayıcınızda bu açılıyor. Varsayılan tarayıcınız Microsoft Edge olmasın lütfen. Bu kopyalamada sorun çıkartabiliyor. Geri dönüşlerden öğrendiğim kadarıyla. Yine bu videoyu buraya yüklediğimde herhangi birine tıkladığınızda burası açılacak. Ve yine daha fazla göster dediğinizde buradaki linkte bunu bulabileceksiniz. Bu arada sizden gelen güzel yorumlar için tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada da beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeninizi ve aboneniz beni daha da iyi şeyler yapmaya yönlendiriyor. Hemen Excel'imize geçelim. Daha sonra verileri alacağımız siteye giriyoruz. Verileri al diyoruz. Hemen hızlıca gördüğünüz şekilde yapalım. Ben şu anda Excel'e bakın. Şu anda bu 20 seansı yapmışım bunu. İlk yarı %75 2 gösteriyor. Gördüğünüz şekilde 2 gösteriyor. 0,1 diyor. Maç sonu da 0,2 diyor. %100 de 0,2 diyor. Yani 0 ve 2 kazanacak. Şu anda gördüğünüz şekilde ilk yarı 0,2 bitmiş. Şu anda 73. dakika 0-3 olarak gidiyor. Yani ikinci takım kazanacak gibi gösteriyor. Hemen nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi oraya bastığınızda NoGal sitesinin bu sayfasına ulaşacaksınız. Burada maçlar canlı olarak veya yayınlanacak. Bir sürü alternatifiniz var. Biz hemen şuradan başlayalım. Şuraya maç analiz diyor. Şuraya basıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Burada birinci takımın yaptığı maçlar. Son 15 maçını alacağız. Ama nasıl alacağız? Burada gördüğünüz gibi 20 diyor. Şu sağ taraftan şunları kaldıralım. Eğer burası 15'in altına düşene kadar kaldıralım. Ondan sonra şunu 15 yapıyoruz. 15 yapıyoruz gördüğünüz şekilde. Bu da yine aynı şekilde. Sağdan kaldırmaya başlıyoruz. Mesela bunu da kaldıralım. 17 maç oldu yine. Demek ki çünkü bu ligde yapıyor bu. Şimdi böyle yaptık. Hemen şuradan, bakın şuradan kopyalamaya başlıyoruz. Ta ki bunu 15 maçın sonundaki şuradaki yüzdeliğe kadar. Çok güzel bir kopyalama stili. Yapamıyorum, beceremiyorum. Yok. Bu şekilde kopyalıyorsunuz. Sağ klik, kopyala diyorsunuz. Excel'imize geliyoruz. Yine bu yanan topa tıklıyoruz. Yapacağımız şey bu kadar. Gördüğünüz şekilde Toronto Philadelphia Union maçı ilk yarı 1-0. Şurada %75 1-0 gösteriyor. Burada da yine 1-0 gösteriyor. Maç sonu %101 gösteriyor. Handikap 1 gösteriyor. 3-0 gösteriyor. Maçımız 3-0 bitmiş zaten gördüğünüz şekilde.
Yani bunlar 2-0 ilk yarı, ikinci yarı 3-0 geçmiş. Şimdi hemen Excel'imize dönüyoruz. Buraya bastığımızda bir makro çalışıyor. Bu makro oradaki verileri şuradaki A9 sarı ile işaretlediğim yere gelecek şekilde yapıştırıyor. Yani eğer makro çalıştıramıyorum, basmıyor, kullanmıyor diyorsanız buraya geleceksiniz. Bunlar bu şekilde size gelecek. A9'u seçip sağ tıklık yapıp şunu işaretleyeceksiniz ve aynı şekilde gelecek. Yalnız burada ben makrodayken bir şey daha yapıyorum. O da şu. Yaptırtıyorum makroya. Bu Novgal sitesinde şöyle bir kötü tarafı var. 7'yi kırmızı kartları takımın 7'yi kırmızı kartları buraya yazıyor. 1, 2 diye. Gördüğünüz şekilde şurada bir tane burada yemiş, bir tane burada yemiş. Bu iki tane yemiş. Bunun bizimle maç analiziyle alakası olmadığı için önemli değil. Bunun bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat Philadelphia Union mesela şunun, şu birin olmaması lazım. Şu birin. Yani analizi yaptığımız takımın önünde biz ne yapıyoruz? Toronto'yu. Toronto'nun önünde bir olmayacak. Çünkü bu birebir eşleşmeyle gidiyor. Burada bir olursa bunu tanımaz yani. Bunun Toronto'nun maçı olduğunu bilemez, yapamaz. O yüzden mümkün olduğu kadar makroyu kullanın. Makro onları hallediyor. Yani ona da bir orada bir onu yok edecek bir makro oluşturmuştum. Eğer siz elle yapıştırırsanız onları burada elle şöyle tıklıyorsunuz, şuraya geliyorsunuz, silebilirsiniz böyle. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hepsi bu kadar. Yine burada kaydet dediğinizde kaydeder, kayıt sayfasına geçtiğinizde burada yine 1000 adete kadar kaydedebilirsiniz. Yine hepsi gördüğünüz şekilde gelir. Tutanlar yine yeşil yanar. Gördüğünüz şekilde temizle dediğinizde hepsi temizlenir. Analiz sayfasına yine geçebilirsiniz. Bak bu da açıktır. Gördüğünüz şekilde yapabilirsiniz. Hemen bir tane daha yapalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen şuradan 15 ayarlıyoruz. Buradan da yine 15 ayarlıyoruz. Burası çok önemli. 15 olması gerekiyor ikisinin de. Yani daha az maç olmaması gerekiyor. Çünkü ona göre verileri alıyor. Onu söyleyeyim yani. Daha az bak olan maçların analizini yapmayabilir. Ve bak gördüğünüz gibi burada da bir sürü yine kırmızı kartlar var. Şuradan olduğu gibi tutuyoruz. Seçiyoruz. Şuradaki yüzdeliğin sonuna kadar kopyala diyoruz. Excel'imize geliyoruz. Yapıştırıyoruz. %75 ilk yarı 1. Maç sonu %101 demiş. Portland Colorado Rapids maçına kaydet diyoruz. Evet, 2-1. 2-1 olarak nerede bunun şeyi? Portland, evet. 2-1, 2-1. Görünüş skoru tam tutturamamış ama ne olduğunu az çok artık öğrendiniz. Bence çok güzel bir Excel oldu. Yani ben bile şaşırıyorum bunun verdiği sonuçlara. Dediğim gibi daha önce dediğim gibi maç sonu önceliklidir. Bunların üçüsü aynı yöne isabet ediyorsa artık bunun kaçarı yoktur. Artık gelmezse de o sizin şansınıza veya maçın giderine bağlı. Hemen bir tane daha yapalım istiyorsanız. Şunu yapmış mıyız? Hemen evet. Brezilya'dan bir maç yapalım. Normalde yapmamamız lazım ama yine bak gittiğiniz olduğu şeyde. Şuradan seçiyoruz 15 maçı, son 15 maçı. Şuradaki yüzdenin sonuna kadar kopyala diyoruz. Geliyoruz Excel'imize. Yapıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz şekilde %50.02 diyor ilk yarı. %100 de
Maç sonu 2 diyor gördüğünüz şekilde. Maçımız nasıl bitmiş? Maçımız 0-1 bitmiş. Evet. 0-1 bitmiş. Evet, gördüğünüz şekilde kaydet diyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Lütfen beğenmeyi ve izlemeyi unutmayalım. Teşekkür ederim.